Gündemin içinden programında bugünkü konuğumuz CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdal Aksünger. Kendisiyle koalisyon sürecinde neler yaşandı, koalisyon görüşmeleri sürecinde neler oldu bunu konuşacağız. Sonrasında ise bundan sonra ne olacak sorusuna cevap arayacağız. Efendim yayınımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir koalisyon süreci Türkiye'de yaşandı. Koalisyonla ilgili girişim süreci diyebiliriz. İstişafi görüşmeler aşamasında kaldı bu süreç ama bir adım atılmış oldu. Ve belli bir yere geldi. Dün de genel başkanların yaptığı açıklamalarla bunun olumsuz olduğu açıklandı, ortaya çıktı. Bu süreçte neler yaşandı? Biraz onu konuşmak lazım. 7 Haziran'dan bugüne kadar ne oldu Türkiye'de? Evet, aslında ona bakmak lazım. 7 Haziran sonrasında şöyle bir ilk haftaya baktığımız zaman bence yelkenlerini indirmiş olan, bence rant işinde olsun, diğer devlet kapılarında kendine kapılar bulmuş olanların yelkenlerini indirdiğini gördük. Siyasallaşmış kadroların da bence yavaş yavaş farklı bir duruşa geçtiğini, daha hani hizaya geldiklerini psikolojik, manevi olarak gördük bunların hepsini. Bir hafta 10 günden sonra zaten orada konuşulan şuydu. Bir 60'lık blok var. Bu 60'lık blok bu işi yaparsa zaten artık AKP'nin bundaki sonraki sürecindeki mutlak olan hakimiyeti sona ermiş olacaktı. Bence bu ülkenin çok da ihtiyacı vardı bunlara. Ama arkasından bunların olumsuzlukları, yaşanan olumsuzluklar, işte MHP'nin aldığı tavır, arkasından AKP'nin özellikle Türkiye'yi neredeyse kan gölüne gönderdiği, aldığı tavırlar başka bir konjonktürü yarattı. Bunu isteyenler zaten belli. Kimler yaptığı da belli bu işi. Türkiye'yi bu hale getirenler belliyken böyle bir görev verildi. Cumhurbaşkanı tarafından Ahmet Davutoğlu'na verilen görevle geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bunu samimi bir ortamda konuşuldu. Konu bu diyelim bir yerinden baktığımız zaman. Ve Cumhuriyet Halk Partisi şöyle düşünüyordu ve kendi tabanı da bence öyle düşünüyor. AKP ile bir koalisyon demek, yapılmış bugüne kadarki hurralıkların hepsinin acaba üstünü örtmek mi demekti? Bunu konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir tavır almıştı. Biz hiçbir şeyin üstünü örtmeyiz ama Türkiye'nin gerçekten bu dönemde, bu sıkıntılı dönemde hem ekonomik olarak hem de konjonktür olarak bu dönemde bir ciddi devlet sorumluluğuna ihtiyacı var diye düşünerek Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu böyle düşünüyordu zaten. Türkiye'nin yüksek profilli bir iktidarla, bir hükümetle bir yıl, en azından bir yıl, iki yıl bile götürse ki Türkiye'ye çok ciddi kazançlar, çok ciddi aslında irtifalar kazandıracağını düşünüyordum. Ya genel bizim de hani okuduğumuz fotoğraf buydu. Ama ne yazık ki bir ay boyunca yapılan bu görüşmeler, tabii bu istikşafi meselesi de çok ilginç bir tanım oldu. Onu ben hiç söylemek istemedim bugüne kadar. Gerçekten uyumsuzluk sorunu yaşayan iki devletin aslında belki de dış işlerinin yapacağı bir görüşmeyi Türkiye'de getirdiler. Bunun adına da istikşafi görüşmeler diye taktılar ki bu da çoğu insan otorite tarafından da ciddi şekilde eleştirilmişti. Ama anlaşıldı ki bu müzakere tarafında çok ciddiyetle yaklaşan bir Cumhuriyet Halk Partisi, belki diyorum parantez içerisinde yine söyleyeyim bunu, Ahmet Davutoğlu'nun da o konuda samimiyet göstergelerini kendince belli dönemlerde göstermesine rağmen başka yerlerden müdahaleler oldu buna. İlk günden beri kendim AKP'yle bugüne kadar tüm sıkıntılarına uğraşmış bir adam olarak söyleyeyim. Hiçbir zaman AKP'yle ben koalisyon yapılmasının çok mantıklı olmadığını düşünüyordum ama genel başkanımızın açıklamalarının çok doğru olduğuna inanıyordum bunların. Yani Türkiye tahakkümlerden kurtulacaktı. Devlet kurumları üzerindeki tahakkümler en azından hafifleyecekti. Gerçekten bu antidemokratik uygulamalarla ilgili konularda bir fren koyacaktık. Bir el freni olacaktı burası Cumhuriyet Halk Partisi. Öyle bakıyordu konuya. Türkiye açısından ama bence bu sürecin yaşanması gerektiğine inanıyordum ben. Ama süreç döndü dolaştı, sarayın kanaatine geldi. Saray bu işi istemediğini ilk günden beri belli ediyordu ve AKP'nin üzerinde kurduğu tahakkümden birlikte devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğiyle ilgili çok büyük sıkıntılar yarattılar şu anda. Çünkü süreç bütün toplumun tanımıyla birlikte bir koalisyon görüşmeleri süreci olarak tanımlandı ama Sayın Genel Başkanımız da dün
bunu basın açıklamasında söyledi. Biz hiçbir koalisyona görüşmesine geçememiştik zaten dedi. Çünkü burada isterseniz birazcık o süreci açalım. Yani o istikşafi görüşmeler sürecinde siz komisyonun içerisinde yoktunuz ama bir şekilde o komisyondan bilgi alıyordunuz. Neler yaşandı? Yani o 35 saatlik görüşmeler sırasında ne görüşüldü? Yani sadece oturulup çay kahve mi içildi yoksa gerçekten ülkenin sorunları için bir adım atılması konusunda sizin ya da karşı tarafın ciddi önerileri mi vardı? Şimdi şöyle tanımlamak lazım. Biz tabii dediğiniz gibi o sürecin içerisinde bir fiil organik olarak yer almamamıza rağmen içerideyiz sonuçta. Bu partinin çatısı altında belli görevlerimiz, danışmanlık görevlerimizden dolayı da arkadaşlarımızdan istişare ediyorduk zaten. Zaten tüm aslında süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışı şuydu. Orada da onları anlattılar. Biz hangi konuya nasıl bakıyoruz? Sorunlar Türkiye'nin nelerdir? Öncelikli sorunları nelerdir? Bizim için de alanlarda topluma anlattığımız, doğru olduğuna inandığımız için söylüyorum. İşte emekliye verilen vaatler olsun, çiftçiye verilen vaatler olsun, taşeron işçilerine verilen vaatler olsun. Bununla ilgili konuların devletin üzerinde yük olmadığını, bunların aslında Sayın Genel Başkanımız bunu çok açıkça ifade etti. Biz bunun kaynağını biz buluruz. Ve biz önerilerimizi, işe bakışımızı anlatılan bir süreç geçti. Aslında bir tarafında AKP'nin konularla ilgili kurmaylarının da anlattığı şeyler kendilerine göre bugüne kadar yürüttükleri siyasetin doğru olduğuna dair şeylerin altını doldurmaktı. Ama gelinen yerde Genel Başkanımız şunu açıkladı zaten. Evvelki haftadan aslında ben Genel Başkanımızın bununla ilgili görüşünü biliyorum. Dedi ki, çok iyi hatırlıyorum. Ya bu görüşmeler neden böyle devamlı patinaj çekiyor? Bir an önce icraya geçmek lazım. Bu iş oluyor mu, olmuyor mu? Yani şunu demek istiyordu Sayın Genel Başkanımız. Ya biz bir koalisyon görüşmesi mi yapıyoruz? Yoksa sadece karşılıklı istişare mi yapıyoruz bununla ilgili? Çünkü bunun iki tanımı da ayrı şeylerdi bunlar. İşte problem de burada başladı iki hafta öncesinden. Zaten bir haftalık bir görüşme olmuştu o zaman. İki hafta önce Genel Başkanımız bununla ilgili olarak kesin kati çizgilerin çizilmesini oluyorsa oluyordur, olmuyorsa da olmuyordur. Biz kendi belirlediğimiz 14 tane maddemiz, 5 temel maddemiz vardı. Bunlardan hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Aslında bu 5 temel maddenin en önemli maddelerinden bir tanesi şuydu. Türkiye'de çok hızlı bir şekilde barışın tahsisi. Kanın durması, huzurun sağlanması. Bence en önemli konu buydu zaten yani. Her gün bu kadar çok aslında cenazenin gelmesi, ağıtların yakılması bence hiçbir siyasinin göz ardı edemeyeceği birinci önceliği olması gerekiyordu ki bunu Genel Başkanımız o 5 öncelikten biri olarak açıklamıştı. 2 hafta önce bu görüşmelerin aslında tıkandığı belli olmuştu buradan dolayı. Bir oyalama taktiği gibi olduğunu düşünüyordu. Ama şunu düşünüyordu. Ciddiyetle yaklaşılıyor, samimiyetle yaklaşılıyor. Ama nedense adım atılırken sanki tereddütlü bir adım kaldırılıyor, atılırken tekrar geriye çekiliyormuş gibi bir aslında birisinin geriye çektiği gibi bir aslında ortam yaratıldı. Ya bu süreçe bakıldığında yani iki tarafın da açıklamaları umut vaat ediyordu bazen. İki tarafın da çok iyi anlaşıldığı, iki tarafta çok medeni şekilde konuşulduğu, her şeyin tartışıldığı ifade ediliyordu basın toplantılarında. Böyle değil miydi gerçeği? Şimdi aslında bence ilk zamanlar, ilk toplantıların samimiyeti noktasında kimse de tereddütte yoktu. Bence samimi olan taraf yani görüşmeler esnasında belki de Davutoğlu samimiyetini ortaya koyuyor olabilirdi. Ama şu var, AKP il başkanları toplantıları yapıldığında %90'ının böyle bir koalisyon istemediğini söylüyorlardı. Ya bu devlet yönetmeye bence aykırı bir davranış şekli. Zaten AKP il başkanları bunu istemezler. Niye istesinler ki? Şundan dolayı istemezler. Bir, bugüne kadar önemli bir rantın üzerinde oturuyorlardı. İstediklerini kendilerinin çiftlikleri gibi yönetiyorlardı. Antidemokratik bütün kurallar uygulanıyordu. İnsanlar cezaevine gönderiliyordu. Maliyeyle bir sürü insan üzerine baskınlar yapılıyordu. Kanunsuz anayasa çiğnenerekten bir sürü konularda her şeye rağmen bir takım kanunsuz işleri çoğunluk sahibi oldukları için geçiriyorlardı. İstemezler tabii kimseyle rantı paylaşmak gibi düşünceleri olmadığında bu etkileme süreci Recep Tayyip Erdoğan'ı çok etkiliyordu. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan kendine göre bu iktidardan düştüğünde işinin zor olduğunu biliyordu çünkü. Ha bunun yanı sıra devletin MİT'idir, askeriyesidir, bazı yerlerdeki sorunları da hepimiz yakın tarihte yaşadık, gördük yani. Milli İstihbarat Teşkilatı işçi olmadığı kadar bir güdüme girmiş vaziyette, siyasal bir güdüme girmişti. 6-7 katında büyütülmüş bir MİT'ten bahsediyoruz. Maddi imkanlarıyla veya statüko imkanlarıyla birlikte girmiş MİT'ten bahsediyoruz. Öbür tarafta askeriye,
Ve askeriyi bence tetikleyen megaloman tipler de var ortada. Yani bir savaşı körükleyen insan. Bunların hepsini ortaya dökünce bence sarayın bir şansı daha olduğunu kendi kendine düşünmesi. İşte ben tekrar HDP'yi nasıl baraj altına düşürdüm? Çünkü formülü buradan kuruyorlardı. O zaman bu ihtimal varsa neden biz koalisyon yapalım gibi böyle bir saplantılı aslında noktaya gittik onu. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin de biraz konuşmak gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk gün 7 Haziran akşamında Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Hiçbir koalisyonun içerisinde yer almayacakları, erken seçimi istedikleri yönünde. Ama süreçle bakıldığında bazı şeyler değişti mi sizce? Milliyetçi Hareket Partisi ile bir koalisyon ihtimali doğabilir mi? CHP ile olmayan bu süreç onlarla yaşanabilir mi? Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisine göre çok farklı bir yaklaşım var, siyasi anlayışı var. İlk günden açıkladığı şuydu, HDP'nin olduğu hiçbir yerde olmayacağım dedi. Peki tamam da yani bu süreç böyle giderken bir yerinde HDP'nin olduğu bir yerde olmayacaksın. AKP ile de olmayacağını söyledi. Hani azınlık hükümeti, seçim hükümeti veya işte onunla koalisyon hiçbirine destek vermeyeceğini söyledi. Bir çözümsüzlük gibi bir durum vardı orada ortada bence. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bence yaptığı en büyük hatalardan biri. Ben öyle görüyorum. Tabii kendi takdirleridir. Ona bir başka partinin siyasi ideolojik gidişatından ilgili olarak yorum yapmak belki bize düşmeyebilir ama şöyle bir durum var. Orta sahadaki eksik olan bir yeri doldurmaya çalışıyordu Milliyetçi Hareket Partisi. Daha liberal düşünenlerin de gelebileceği, AKP'ye gitmiş biraz daha orta sahaya yakın olan oyların ona dönmesini, işte muhafazakar olanlarla ilgili bugüne kadar zaten söylüyorlardı tabanlarımız birbirine yakın diye. Ama burada bence de o da bir seçim taktiği uygulaması çıktı ortaya. Milliyetçi Hareket Partisi bence çözümlerin hepsini öteledi komple. Yani bugün Türkiye'de HDP diye siyasi bir gerçek var ortada. Ya sen hani halkın iradesini yok sayamazsın. Bu hiçbir yerde aslında göz ardı edilebilme imkanı olmayan bir konu yani. Hiçbir demokraside bu göz ardı edilemez. Yani ne demek şimdi? Yani halkın 80 milletvekili parlamentoya gönderdiği bir partiyi ben tanımıyorum diyemezsin. O zaman halkın iradesine karşı ciddi bir saygısızlık olur bu. O yüzden iş orada koptu bir yerinden baktığınızda. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi önümüzdeki pazartesi günü ne olur ne biter onu bilmiyorum ben. Yani çünkü çok da çelişkili ifadeler çıktı dönemler itibariyle. Yaparız, yapmayız, işte AKP azınlık hükümet isterse verirse destek veririz diyen oldu, vermeyiz. Kendilerine göre dedi, biz her zaman söylediklerimiz netti dediler. Ama yine de bence bir kaotik ortamı var bu konuda. Ben pazartesi MHP ne yapar bilmiyorum işin açık tarafı. Bir son dakika varmış Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması. Netice belli değil ama Başbakan MHP ile görüşecek ifadesini kullanmış. Bu da gerçekten son dakika olarak önemli. Yani bu süreç artık önümüzdeki günlerde çok tartışılacak durumda. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı tarafından geliyorsa Başbakan gelmesin şeklinde. Ama şimdi bir görüşme olacağı öngörülüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın istediği bir koalisyona doğru mu gidiyor Türkiye? Ya ne yazık ki yani bugün Cumhurbaşkanı bu önümüzdeki sürecin kendine göre dominant yine aktörü olmaya aday her türlü. Kendisi de gösterdi zaten işte muhtarlarla yine toplantı yapıp bir seçim propagandası yapar gibi konular anlatıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Ya bir memlekette Cumhurbaşkanı halkta bu muhtar olur veya bir temsilciler olur. Bunlara çıkıp nasıl bir hükümet yapılması gerektiği konusundaki kendi yan olduğu tarafı anlatabilir mi? Böyle bir şey. Bu tarafsızlıktan bir kere bertaraf etmek gibi bir durum olur yani. Yine aynı şeyler anlattı. Dominant olan Cumhurbaşkanı. MHP diyordu ki ben Cumhurbaşkanı'nın güdülediği herhangi biriyle görüşmem. Yani görüşmeyecek ama şimdi Davutoğlu sonuçta bu görev elinde gittiğinde oraya kapısından geri mi çevirecek? Bunu şu anda kabul etmiş gibi gözüküyor pazartesi günü. Ben yani yanlış bilmiyorsam şu anda MHP bununla ilgili herhalde tahmin ediyorum ki gelmeyin demeyecek galiba. Çünkü daha önce bir gitti Davutoğlu bununla ilgili. Şimdi pazartesi günü eğer Sayın Davutoğlu oraya gittiği zaman MHP'ye bir başka formülle gidecekse bu da Cumhurbaşkanı'nın formülü olacaktır. Başka kimsenin formülü değildir bence. Bu süreç bu şekilde şekilleniyor. Bir taraftan görüşmeler devam ediyor. Bir taraftan artık sizinle ilgili kapılar kapandı. Bir taraftan da dün Başbakan'ın açıklamalarından birisi de erken seçim artık daha yakın bir ihtimal. Yani ihtimaller konuşuluyor. Bunlardan birisi de erken seçim olduğu öngörülüyor. Erken seçime Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bakar?
Şimdi bu şartlar altında bizim parti amacı bir koalisyon kurulmasıydı zaten. İlk günden beri 60'lık bloklarla ilgili konuda da aynı şeyi söylüyordu. AKP'yle yapılacak olan şeyde tahkümleri kaldırılmış bir AKP'yle de biz koalisyon yaparız diyordu. Ama iş Cumhuriyet Halk Partisi, ben azınlık hükümetine destek vermeyeceğini zaten söyleyebilirim. Yani bu AKP'nin azınlık olarak bunu götürmesine destek vermeyeceğini söyleyebilirim. Erken seçim son hamle zaten veya son durak gibi görünüyor bu görüşmelerin, bu müzakerelerin hepsinin son durağı. Kaçınılmazsa demokrasinin bir parçası da erken seçim. Sürecin işlemesi açısından esas sorun şu bence orada. Seçime nasıl gidilecek? Nasıl bir hükümetle gidilecek? Sorun burada yatıyor. Normalde erken seçim kararı görünüyor ki bugün işte 45 günde olduktan sonra 90 günlük süre konulacak. 90 günlük süreden sonra gelen ilk pazar erken seçim yapılacak. Bu da gösteriyor ki bize 29 Kasım gibi ya da 20, yanlış hatırlamıyorsam 29 Kasım'ı gösterecek. Tamam da bu 3 aylık süreci nasıl bir hükümet götürecek yani? Ya da veya biraz daha belki ertelenecek şeyler var mıdır bilemem. Orada da şu gündeme geliyor. Bir seçim hükümeti kurma meselesi var. Orada yine MHP diyor ki ben diyor HDP'nin olduğu yerde yer almam diyor. O zaman bunun formülü 3 partiyle yapılabiliyorsa bir seçim hükümeti kurulmasıdır. Başka bir alternatifin denenmesi bence bu ulusun, bu milletin iradesine tamamen saygısızlıktır. Ki bugüne kadar alıştık çünkü AKP mantığında veya Recep Tayyip Erdoğan mantığında anayasa çok çiğnendi zaten bu memlekette. Çok hurrarlıklar yapıldı. Şimdi önümüzde şöyle bir durum da var. Türkiye kan gölüne dönmüş durumda. Her gün bir yerlerden cenazeler kalkıyor. Her gün bir yerde tabutlar geliyor. Bunları engelleyecek olan bir seçim hükümeti de belki Türkiye'nin en azından o sürece giderken seçimin güvenliğini sağlamak açısından da önemli olabilir. Başka bir alternatif bence sıkıntılı olur. Bu süreçte ülkenin kan gölüne döndüğünü söylediniz. Bununla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi tamam koalisyonun içerisinde olamadı ama seçim dönemine kadar da bu mecliste yer alan bir parti. Neler yapmayı düşünüyor? Yani bununla ilgili olarak atılacak hızlı adım ne? Şimdi ülkede inisiyatif falan bazı barış blokları var zaten. Cumhuriyet Halk Partisi tüm barış bloklarını destekliyor. Bununla ilgili Türkiye'de kanın dökülmemesi noktasında her türlü şeyi destekliyor. Bizim tabii isteğimiz bundan ilgili atılan adımda ilk meclisin toplanmasıyla ilgili konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adımıyla zaten olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Bence meclisin bir hafta çalışıp mutlaka bununla ilgili konuda bir müzakere süreci başlatması lazım. Yani önümüzdeki günlerde CHP tekrar bununla ilgili meclisi çağırma ihtimali olabilir mi? Bunlar ihtimaller dahilinde bir konu. Çünkü böyle gidemez bu seçime. Ülke bu kadar ateş altında ve kan akarken seçime gitmek, ki gidilecek tabii mecburiyet ve zaruretten dolayı söylüyorum, giderken çok sıkıntılı süreçler yaşayacaktır. Bir tarafta bu içerideki olaylarla birlikte dışarıda da aslında Türkiye'nin müdahil olduğu durumlar var şu anda. Bakın şimdi Türkiye İncirliği açtı aslında şu anda. Aslında açtı ama 2 yıl boyunca ne meclise sordu ne de herhangi bir böyle bir yetkisi varken açtı bunların hepsini. Açılsın açılmasın konusu başka bir tartışma konusu. O ayrı bir konu. Şimdi diyorsunuz ki siz Müslüman Müslümanı öldürüyordu diyorsunuz bir mesleğinin. Bu Orta Doğu konjonktüründeki sorunu da çözecek olan aslında kurulacak olan yüksek profili bir hükümetti aslında. Neden? Bu kadar büyük bir dış politika problemi yaşanmışken sizin burada çuvalladığınız belliydi yani bu konuyla ilgili. Bugün ben şunu iddia ediyorum zaten. Bakın bir koalisyon kurulsaydı Dışişleri Bakanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu anda bu sorunların çoğunun düğümlerinin çözülme ihtimali çok yüksekti. Yani bunun aslında çok büyük bir kabiliyetler istediğinde değil, bir düşünce tarzı olarak düşünmek lazım. Yani çözümleri konuşmaya devam edelim ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Şimdi reklamlar, reklamlardan sonra gündemin içinden programı devam edecek. Abone servisi GSM 0536 634 3597.
Elektronik posta abone@butundunya.com.tr. Başkent Üniversitesi Kültür Yayını Bütün Dünya Ağustos sayısı bayilerde ve internette. Zaman geçer, yaşam değişir. Biz güleriz, ağlarız, seviniriz, üzülürüz, gururlanırız. Medya kaybeder. Sizin için değerli olanı seçebilmek teknoloji, bilgi, uzmanlık ister. Biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi. Medya elinizin altında. Yeter ya, yine mi aynı film? Bu mısırı da boşuna yapmışım. Amma söylendiniz. Oscar almış film. Bir daha izleseniz ölür müsünüz? Başınıza gidecek. Bir daha izleyeceksiniz. Bütün replikleri ezberleyeceksiniz. Ezberleyeceksiniz. Televizyonunuz sizi uyutmasın. Şimdi doğru bir karar verin. D-Smart'a gelin. Her hafta televizyonda ilk kez göreceğiniz 6 yeni film ve her ay D-Smart'ta ilk kez yayınlanan 100'e yakın filmi HD kalitesiyle seyredin. D-Smart her televizyona şart. Gündemin içinden programı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde devam ediyor. Konuğumuz Ardal Aksünger, CHP Genel Başkan Başdanışmanı. Efendim az önce yarım bıraktık. Eğer bir koalisyon olsaydı Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi hangi sorunlara nasıl getirebilirdi? Özellikle de dış politika ile ilgili olarak. Şimdi bakın, görünen şu, çok açık net söylüyorum bunu. İran'dan yapılan bir anlaşma var. Bugüne kadar aslında dış politikada öyle hatalarımız oldu ki bugün eğer bir yerlerde kan dökülüyorsa, bugün İzmir gibi yerlerde o insanlar yerlerde yatıyorsa, bunun müsebbiplerinden bir tanesi aslında Türkiye'nin izlediği hariciye politika, dış politikasıdır yani. Şimdi şöyle bir şeye bakalım. İran'dan bir nükleer anlaşma yaptı Amerika. Amerika burada her türlü, her zaman dominant bir durumda duruyordu zaten. Daha önce işte Kuzey Irak'ta bir aslında kendine göre bir alan yaratmıştı. Uçuşa yasak bölgeler yarattı. Orada aslında coğrafyanın şekillenmesinde etkin oldu. Diğer tarafta bu Suriye olayları başladıktan sonra da koalisyon güçleri derken, bir taraftan NATO, koalisyon güçleri o bu derken dominant bir pozisyonu koruyor. Amerika gitti İran'dan anlaştı. Ama İran'la anlaşmayı sadece nükleerle ilgili konuya bağlamak gerçekten bence çok hafife almak olur. Şimdi burada belli ki esassız bir çözüm olmayacağını kabul etmek de demektir bu. Şimdi bugüne kadar o dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan bir günde yaptığı 180 derecelik dönümle ben Suriye'de demokrasi istiyorum dedi. Türkiye'de ne kadar çok demokrasi tahsis ettiği tartışılırken ve ne kadar hurralıklar yaşanmışken ben orada demokrasi istiyorum dedi. Peki neye dayanarak istedin? Hangi gücün vardı? Ne istiyordun yani? Bundan hiçbirinin cevabı yokken istendi. Bunun altında yatan neydi? Aslında bu dominantlık meselesiyle birlikte başka güçlerin de verdiği, kendine göre aslında o rotaydı oradaki. Ama ne oldu? Konjonktür değişti. O Arap baharları terse döndü. Bu sefer oradaki tüm olaylar 180 derece terse döndü bir yandan. Bir yanda doğuya bakarken batıya bakmaya başladı bazı yüzler. İran anlaşması gösteriyor ki bize ve altında yatan bütün dinamikler gösteriyor ki esassız bir aslında burada çözüm olmayacağını söylüyor. Demek ki Esad'la veya İran'la, Irak'la mutlaka burada barış sağlanması için el sıkışılması gerekiyor. Bir ortak manevra hareketi belirlenmesi gerekiyor. Bir süreç götürmesi gerekiyor. Burada şimdi bu kadar şeyin müsebbibi olan bir AKP hükümeti bunu gerçekleştirebilir mi? Mümkün değil. Batı'nın bakışı da bence burada, Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerin bakışı da bence burada bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dışişleri Bakanlığı'yla birlikte götüreceği bir barış bloğunu yaratmak, yani tüm devletler bakımından baktığınızda çok elverişli ortamı Cumhuriyet Halk Partisi yaratabilirdi. Şimdi bu bence göz ardı edildi burada. Belki de şundan da korkuldu. Bunu çözecek olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkın gözünde gerçekten çok da yukarı çıkma ihtimali korkutmuş da olma ihtimali var bazı şeyleri. Çünkü orada şimdi bakıyorsunuz bir alan yaratmak gibi bir durum var. İşte
arındırma yapacaksınız bununla ilgili. Peki neyi yapacaksınız? Bugüne kadar aslında IŞİD'le uğraş verdiğiniz işte ne kadar IŞİD'e zayiat verdiniz veya işi ne kadar zayıflattınız? Daha çok kendileri içerideki HDP'yi baraj altında bırakmak için yeniden PKK'ya, Kürt hareketine yeniden savaş açtı. Peki bundan masaya oturan bugüne kadar 5 senedir, 6 senedir bu işi masalarda tartışan, İmralı'da tartışan, Oslo'da tartışan başka biri miydi? Ya bu devlet bunu yapmak zorundadır. Yaptı diyelim, bunların hepsi kabul kardeşim. Her şey tamam diyelim ki barış için her şeye katlanmak gerekir. Bunların hepsine evet. Bugün ne oldu da sen vazgeçtin? Bu konuda PKK çatışması konusunda Esad'la olan çatışmaya benzer konular bunlarla ilgili. Nasıl Mısır varsa ortada böyle bir durumda, nasıl Libya'yı harcadılarsa aslında bir hiç uğruna bugün Libya iflah olmaz vaziyette duruyorken, şimdi bu da öyle bir mesele. Demek ki sorun dış politikaya bakışla ilgili ve insanların da orada artık birleştireceği bir politik süreç götürmenin ilgili. En iyi bunu Cumhuriyet Halk Partisi becerebilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şansı daha var. Yani tamamen her şey bitmiş değil. Bununla ilgili olarak da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevi geriye vermesi durumunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirilmesi yaşanabilecek ihtimallerden birisi. Böyle bir ihtimale nasıl bakarsınız? Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir ihtimalde ne yapacak? Şimdi tabi bu pazartesi günü akşamı netleşmiş olacak. Çünkü aslında güya biliyoruz MHP'nin tavrı bu. Yani gidecek veya kabul etmeyecek ya reddedecek tavrı %90 ihtimal olarak görünüyor burada. O gün gece Ahmet Davutoğlu görevi iade etmesi lazım. Bitti artık. Yani bundan sonra öyle bir görevi olmadığını artık kanun nizam söylüyor. Anayasa söylüyor bunu. Ne Cumhurbaşkanı ne de bir başka güç bunu engelleyemez. Engellerse bence anayasayı çiğnemiş olur, suç işlemiş olur. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl verilir, şekli şemali nasıl olur, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu görev verilirse eğer, hiçbir zaman en küçük olasılığı göz ardı etmeden yeniden bir çaba içerisinde olabilir Sayın Genel Başkanımız bununla ilgili. Tabii yetkili organlarımızın vereceği kararlar bunların hepsi. Orada da şu var, MHP'nin tavrı belli olduğu için söylüyorum. Yani HDP'nin olduğu yerde biz olmayız tarzında. Ama MHP ile bir görüşme yapılma ihtimali ortaya doğarsa Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapar. HDP ile de yapar bunu. Sonuna kadar o sürenin sonunda kendine vermiş olan süreyi değerlendirerekten Türkiye'deki bir 90 yıllık bir çınar olan Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkeyi kuran Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluğunu yerine getirir. Çünkü bu dönemde de genel başkanın ifade ettiği oydu. İlk şeyimizde yüksek profilli bir hükümet. Neden? Sorunları çözeriz hep beraber. Keşke olsaydı böyle bir mutabakatla sorunları çözseydi. Bu 2 sene mi sürerdi, 3 sene mi sürerdi? 1 sene sürsün, çok önemli değil. Ama bir şu anda ihtiyacı vardı bu ülkenin buna. Şimdi eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu görev tevdi edilirse gereğini de yapar Cumhuriyet Halk Partisi. Peki bu görev tevdi edildi, gene olmadı ve seçime gitmek artık tamamen netleşti. Cumhuriyet Halk Partisi seçime hazır mı? Ben seçim organizasyonları açısından çok başarılı bir seçim süreci geçirdiğimizi düşünüyorum zaten. Daha önce yaşanmışlıklardan tecrübelerimizi çok iyi değerlendirdik. Biliyorsunuz belki seçim organizasyonlarının başındaydım bazı konularla ilgili. Geçmiş dönemdeki aksaklıklar, sıkıntıların hepsini biz bertaraf etmiştik. Ama buna rağmen bazı küçük küçük de olsa aksaklıklar, sıkıntılarımız var. Onları da zaten bu geçen dönem içerisinde biz 7 Haziran'dan sonra hiç durmadık zaten. Bu süre içerisinde bunları gözden geçirdik, bunları tekrar revize ettik, bunların tebdirlerini aldık. Biz zaten hazırız şu anda. Yani bugün seçim olsa yine hazırız. Bunda bir problem yok bizim açımızdan. 90 gün sonunda olursa ona göre bakarız. Daha erken olursa ona göre bakarız ama biz hazırız. Bizde bir problem yok. Ama seçime nasıl gideceği az önce de biraz konuştuk ama biraz daha açmak gerekirse tartışma konusu. Yani bir seçim hükümeti ya da bir azınlık hükümeti ya da şu anda mevcut hükümetin devam edeceği bir seçim sürecine girilmesi. Bunların hangisi Türkiye için yararlıdır ya da bu süreç Türkiye için neleri getirir? Ya şimdi bütün konjonktüre, bütün partilerin yaklaşımlarına, ortadaki psikolojiye baktığım zaman artık bundan hani seçime, erken seçime gidilecekse bir seçim hükümetinden gidilmesinin en doğal olduğunu ben görüyorum. MHP içinde yer alır, yer almaz, MHP'nin içinde olmadığı bir seçim hükümeti olur, olmaz. Bunlar ayrı tartışma konusu ama bir seçim hükümeti kurulacak. Kurulması gereken de budur. Bütün partilerin orada bu seçim hükümetinin içerisinde kendilerine düşen
paylar esnasında ülkede bakanlıkları tahsis edilmeli ve seçim hükümeti kurulup gidilmeli. Diğer türlü bir azınlık olarak kurulacak hiç kimse yok şu anda ortada. Bir azınlık hükümetine gücü yetmiyor kimsenin. Şimdi AKP'nin alabileceği 3 tane oyu yetmiyor çoğunluğu sağlamak için bununla ilgili. 258 buna yetmiyor bir baktığınız zaman. Cumhuriyet Halk Partisi bir azınlıkla ilgili 60 blokta MHP'nin tavrından dolayı bunu gerçekleştirmesi zayıf görünüyor. Ama bir ihtimal var yani. Tabii ben parantez içinde söylüyorum. Eğer Sayın Genel Başkanımıza bu görev verilirse yine biz MHP'ye belki de tarihsel bir çağrıyı yapıp gelin şu Türkiye'yi en azından bir yıl olur, iki yıl olur en azından bu tahakkümlerden kurtaralım deme görevini edinmiş vaziyette çağrı yapacaktır Genel Başkanımız. Ha bunlar olmazsa, seçim hükümeti kurmaktan başka bence bir ihtimal görmüyorum ben. Bu